şeyleri konuşuyoruz. CIA'yı konuşuyoruz. Yani şöyle kocaman CIA'yı. Ankara'da Teknofest, Teknofest diyorum. Teknopark'ı tuttum. Ankara'da birkaç tane Teknopark var. Organize Sanayi Bölgesi'nin içinde Teknopark var. Bu Teknopark'a davet etmişler. Teknopark'ta oturup konuşurken dediler ki, ya burada çok genç öğrenciler var ve müthiş işler başlıyorlar. Abi nasıl? İçeri girdik. Beraber tanıştıklarla. Bir tanesi Fırat Üniversitesi'nden. Bir tanesi Diyarbakır'daki bir üniversiteden. Bir tanesi Ankara'daki bir üniversiteden. Yani ilk yüzde yaralıyor mu, yaralamıyor mu bilmiyorum açık bir nesil. Hani var ya bizde hep bir markacılık var ya, ilk beşe üniversiteye gidersen, bütün sizde diğerlerine ne zannediyorsun? Yok, normal. Devlet üniversiteleri ve şehir üniversiteleri. Üç tane delikanlı bir araya gelmişler, bir şirket kurmuşlar. Ve birisi ikinci sınıf, birisi üçüncü sınıf, bir tanesi yeni bitirmiş. Üniversite bitirdi, iki sene geçmiş. Arkadaşlar, en son yendikleri rakipleri kim biliyor musunuz? Siemens. Siemens yazılımdaydı. Türkiye'nin en büyük, en büyük havalimanlarından bir tanesinin yazılım ihalesini almışlar. Üç tane öğrenmiş. Ben bu hikayeyi Amerika'da anlatmış olsaydım, Amerika şöyle derdi. Amerika rüyasının müthiş kahramanları. Onun arkadaşlar ben size bunun gibi Türkiye'de tam tamına binlerce öğrencisi derdi. Siemens gibi bir firmayı, burada yazılımcı şirket sahibi var. Siemens gibi bir firmayı üç tane yazılımcıyla uluslararası bir ihalede çıkmak kolay mıdır? Ha? Arkadaşlar, ben bunun gibi yüzlerce, binlerce öğrenciyi görüyorum. O yüzden de çok mutluyum ya. O kadar gururluyorum ki bir yere gidiyorum, öğrenciler geliyor. Öğrenciler geliyor yanıma. Çocuk diyor ki, ben roket bulsam dünya birisi oldum. Başkası geliyor, ben yazılım konusunda şu şirketi kurdum. Öğrenci ikinci sınıfta 150 ülkeye ihracat yapan şirket kurmuş. 150 ülkeye ihracat yapıyor. Ya siz bana şunu söyleyebilir misiniz? Bu çocuklar bu ülkenin evlatları değil mi ya? Bu ülkenin evlatları. Ama biz şöyle yapıyoruz. Biz gerçek hikayeyi veya doğru hikayeyi sevmiyoruz ya. Acıklı hikayeyi seviyoruz. Bu çocuklar anlatmıyorlar kendini. Bu çocuklar ortaya çıkmıyorlar. Bu çocukların her biri kırıl çocuklar ve bu ülkeyi taşıyacaklar. Bak bu ülkeyi taşıyacaklar. Göreceksiniz bu ülke eğer dünyanın ilk 8 ülkesi olursa bu çocuklar sayesinde olacak. Dünyada bizim bundan 20 sene önce kaç tane milyar dolar şirketimiz vardı arkadaşlar? Teknoloji şirketimiz vardı. Kaç tane vardı? 1, 2, 0. Kaç tane vardı? Bugün kaç tane şirketimiz var? Ve kaç tane çıkma potansiyeli olan şirketimiz var? Ben diyorum ya, bazen diyorlar, ümitsizlik, ömitsiz, biz geriye doğru gidiyoruz. Tam tersi. Memleketin bu genç kuşağı Türkiye'de önümüzdeki 10 sene eğer iş bozulmazsa en az yüzlerce milyar dolarlık şirket ortaya koyacak kadar potansiyele sahip. İnanılmaz bir gençlik geliyor ya. Yaptıkları projeleri görüyorum ben. Yaptıkları projeleri dünyada hayranlıkla izliyorlar. Adamlara farklı farklı şeyler söylüyorlar. Farklı farklı insanlar söylüyorlar. Farklı farklı unvanlar veriyorlar. Bu çocuklar bu ülkenin çocukları ya. Bu çocuk ülkenin kazançları. Ama biz neyi görüyoruz biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Bir tane sırt olsun bir tanesi şey çekiyor, fotoğraf çekiyor. Neyi koyuyor? Pasaportu, pasaportun arasına bir tane şey koyuyor. Türkiye bir tane mühendis kaybetti, İtalya pizzacı kazandı. Biz bunun yüzünden, bak bu laf yüzünden o kuşağa laf sokuyoruz. Zaten amaç bu ya. Hani dedim ya size, size hissettirmeden nefret ettiler dediğim şey bu. Ama asıl hikaye o değil ki. Asıl hikaye teknoparklarda gece gündüz çalışan çocuklar. SİHA projesinde Selçuk Bayraktar'ın yanında çalışan beyaz yakalı dediğimiz, mühendis dediğimiz yalnızca orada çalışan insan sayısı, yalnızca mühendis olarak çalışan sayısı 1000 tane.
1000 tane mühendis oluyor. Yalnızca Selçuk Bayraktar'ın yanında. Milli Muharip Ocak'ta çalışması beklenen, 2025'ten sonraki olması gereken TUSAŞ'ta, yani Ankara'da olması gereken meslekli mühendis sayısı ne kadar biliyor musunuz? 15.000 tane. Sizce biz geriye mi gidiyoruz ya? Sizce geriye mi gidiyoruz? Benim geçmişte okuduğum dönemde İstanbul'da uçak mühendisliği bölümü vardı ÖTÜ'de. Çıktıklarında Türkiye'de nereye gidiyorlardı? Hangi üniversitede iş bulabiliyorlardı? Çoğunun gittiği yer o zaman dışarıdaydı. Bugün çocukların kurdukları ve çalıştıkları yer burası. Bundan iki sene önce Savunma Sanayi Başkanlığı'nın vizyoner genç gibi programları var. Türkiye'deki mühendislerin savunma sanayi yönlendirmesiyle ilgili. İlk konuşmacılardan bir tanesi. 2018 kardeşlerimizde. İlk gittiğinde 2000 öğrenci var. Bugün vizyoner genç grubunda üniversite öğrencisine mühendis olan öğrenci sayısı ne kadar mühendis? Tam 120. 3 senede. Sizce geriye mi gidiyoruz? Beni temsil eden çocuk o pasaportun arasında koyup ben pizzacı olmaya gidiyorum diyen çocuk mu? 2000'den 120.000'e Türkiye için ben çalışmak istiyorum diyen çocuk mu? Ben kime kızacağım? Kime kızayım? Pizzacıya mı kızayım? Yoksa 120.000 tane çocuk gelse atmaya devam edeyim. Arkadaşlar benim bir tek hayatta bir felsefem var. Ben kimseye kızmam. Ben yapanın hikayesi var. Kötü hikaye çok var zaten. Kötülemeye çalışan o kadar insan var ki. Gelin hep beraber o 120.000 tane çocuğun hikayesini konuşalım hep beraber. Buna inanırsanız bence yarın sabah buradan çıkarken çok mutlu çıkmamız lazım. Ama yok. Adam ülkedeki bütün çocuklar dışına gidecekler. Yurt dışına gittiklerinde zaten hiçbir şey yok. Doktor da gidiyor, mühendis de gidiyor, o da gidiyor, bu da gidiyor. Bize gösterilen diye, yani şöyle sokak röportajlarını izleyecek olursak elbette bu ülke kötüye gidiyor ama 3 yıldır devam eden bir Teknofest yarışmasına gittiğimizde, oradaki projelere baktığımızda, oradaki projelerin Amerika'da da aynı şekilde, aynı kategoride çalıştığını gördüğümüzde hakikaten olayı bakmakla görmek arasındaki veya nereden durup da nereyi izlediğimiz arasındaki çok önemli farklardan bir tanesiydi. Yani bunu da dile getirmeniz, burada çünkü üniversite öğrencileri olan arkadaşlarımız da var. Buradan yani aslında her kademede bu böyle. Yani havacılıkta bir Selçuk Bayraktar, medyada bir Selçuk Bayraktar. Bugün belki buradan 3 kişi, 4 kişi bu sözlerinizle etkileme, bundan 10 yıl sonra bunların filizlerini toplamak manasına geliyor hocam. O yüzden çok teşekkür ederim. Ya merak